Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda DNA replikasyonunu anlatacağım. DNA'nın eşlenerek bir kopyasını oluşturmasına replikasyon denir. Replikasyon sonucu oluşan DNA'lar hücre bölünmeleriyle eşit şekilde yavru hücrelere aktarılırlar. DNA replikasyonu bölünme öncesinde interfazda gerçekleşir. İnterfaz hücre bölünmesine hazırlık evresidir. DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler. İki zincirli sarmal DNA'nın her ipliğinin kalıp görevi yaparak kendi eş yeni bir DNA ipliğini oluşturmasına replikasyonda yarı korunumlu eşlenim denir. Hemen örnekle bir şekil çizerek size göstermek istiyorum gençler. DNA'mız iki zincirden oluşuyor. DNA kendini eşleyeceği zaman zincirler birbirinden ayrılır. Birinci zincirimizin karşısına yeni ikinci zincir, yine ikinci eski zincirimizin karşısına yeni birinci zincir oluşur. Böylece yeni iki DNA oluşur. DNA zincirlerimden birincisi eski, diğeri yeni. Yine biri yeni, diğeri eski olmak üzere DNA'larım oluşmuş oldu. Oluşan DNA'lar birbirinin aynıdır. Fakat bir zinciri yeni, bir zinciri eskidir. Buna yarı korunumlu eşlenim diyoruz. DNA'nın yarı korunumlu eşlendiğini kanıtlayan deneyleri Meselson ve Shital adında iki bilim adamı yapmıştır. Kolibakterili kolibakterileri ile yapılan deneyler sonucunda DNA molekülünün yarı korunumlu olarak eşlendiği kanıtlanmıştır arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalar hakkında biraz bilgi verelim. DNA'nın yarı korunumlu eşlediğini, eşlendiğini kanıtlamak için azotun izotopları kullanılmış. Azot 14, azot 14 içeriyorsa DNA yani iki zincirinde de azot 14'ler varsa Normal dediğimiz hafif DNA'lar. Eğer DNA zincirinden biri azoton 14, diğeri azoton 15 kullanıyorsa melez DNA, İki zincirinde de azoton 15'ler varsa ağır DNA olarak adlandırılıyor. Ve deney tüpünde bu DNA'ları gözlemlediğimizde en altta ağır DNA'lar, ortada melez DNA'lar, en üstte normal DNA'lar yer alıyor. Bir örnekle devam edelim gençler. Örnek olarak e, DNA'sı normal olan koli bakterisi bir kez azot 15 ile ortamda kendini eşlemiştir. Normal DNA'dan kasıt burada iki zincirde de azot 14 izotoplarının yer almasıdır. Azot 15 ile ortamda kendini eşlemiştir. Bir kez eşlemiştir. Burası önemli. E, bir kez eşlediği için DNA zincirleri önce birbirinden ayrılıyor. Bir zincirim 14 yeni oluşacak zincirim ortamdan azot 15'i alıyor. Birinci DNA melez yine bir zincirim 14 ortamda 15 15 ile nükleotitler bulunduğu için ikinci zincirim 15 ile oluşuyor. Böylece DNA'mızın bir zincirinde 15 diğer zincirinde 14 bulunduğu için melez DNA'lar iki tane melez DNA oluşmuş oluyor. Burada e, Bununla ilgili bir kuralımız var arkadaşlar. Bir notumuz var. Daha pratik işlemlerimizi yapmamızı sağlayacaktır. Hemen onu anlatacağım size. DNA hafif veya ağır DNA ise e, yapacağımız formül, işlem formülü şu. 2 üzeri n eksi 2'den x molekülün x sayısını bulacağız. DNA hafif demek 2 zincirinde de 14 var demek. DNA mağur demek 2 e, zincirinde de 15'li azot 15'li e, nükleotitler var demek. Hemen e, 2 üzeri N derken buradaki N eşlenme sayısını gösteriyor. Mesela 2 kez eşleniyorsa 2 üzeri 2 4 DNA'm oluşacak. 3 kez eşleniyorsa 2 üzeri 3 8 DNA'm oluşacak. Ve eğer oluşan bu DNA'lar e, mesela Başlangıçta azot 14'lü fakat azot 15'li ortamda eşleniyorsa melez DNA'm oluşacak. Veya baştaki DNA'larım azot 15'li azot 14'lü ortamda eşleniyorsa yine melez DNA'larım oluşacak. Ama baştaki DNA 15'li tekrar 15'li ortamda eşleniyorsa sadece 15'li azot 15'li DNA'lar oluşur. 14'lü DNA'lar oluşmaz. Şimdi yapacağımız formüle göre Şuradaki x sayısın normal azot mudur, hafif azot mudur? Bunu nasıl anlayacağız? Eğer eşlenme 14'lü ortamda olduysa bunlar normal azotlu, hafif azotlu. Eşlenme 15'li ortamda olduysa bu sayı azot 15'li DNA'ları bize verecek. Hemen bir örnekle yapalım. Burada iki tane melez DNA'mız oluştuğunu unutmuyoruz. Örnek olarak hafif bir DNA'ya sahip kolibat derisi Azot 15'li ortamda 3 kez kendini eşliyor diyor. Azot 15'li ortamda eşlendiği için Hemen biz formülümüzü önce yazalım. 2 üzeri N'den 2 üzeri 3 Yani kaç DNA oluşacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 8 DNA oluşuyor toplamda. 2 tanesi bunlardan melez olacak. 2 tane melez Geri kalan ağır 6 tane ağır DNA. Niçin ağır DNA oluşuyor? Çünkü 15'li ortamda eşleniyorsa Buradaki ilk sayım Ağır DNA'ları vermiş olacak bana. Bize melez ve ağır Melezin ağırı oranı istendiği için 2 tane melez 6 tane ağır 2 bölü 3'ten 1 bölü 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olur. Evet. Eğer gençler Başlangıçtaki DNA'm hafif ya da ağır azot içermiyor da melez DNA ise o zaman yapacağım formülüm yine aynı sadece 2 üzeri n eksi 1 yani oluşan DNA'ların biri melez diğerleri ağır ya da hafif şeklinde ele alacağız hemen e, bununla ilgili de yine bir örnek yapabiliriz bir örnek yapalım hemen görelim Evet şöyle söylesin bize Melez DNA içeren kolibakterisi yine Escherichia koli bakterisi azot 14'lü ortamda iki kez kendini eşliyor. Kendini eşler. Şimdi formülümüz neydi? İki kez eşlediği için 2 üzeri 2 4 DNA oluşacak. Bunlardan bir tanesi melez olacak. Geriye ne kaldı? 3 DNA. Bu 3 DNA ağır mı hafif mi? Nereden anlayacağım? Hangi ortamda eşliyorsam oradan anlayacağım. Ben azot 14'lü ortamda eşlediğim için bu 3 tane DNA normal dediğim ya da hafif dediğim DNA'lar olmuş olacak. Şimdi verdiğim sayılardan ne olacak o zaman? Bir tane melez, 3 tane hafif DNA oluşacak. Bizim azot 14'lü zincirlerin azot 15'li zincirleri oranını sorsun bize. Hemen bir bakalım. 4 DNA'da arkadaşlar 3 tanesi hafif demek. Hafif ne demek? 14 14 içeriği demek. 1 ikinci DNA'm 14'lü. Üçüncü DNA'mda 14'lü. Dördüncü DNA'm yani bir tanesi melez olduğu için 14, 15 içeriyor. Şimdi burada baktığım zaman tek zincir olarak ele alacağım. Kaç tane 14'lü zincirim var? 1 14'lü zincir, 2 14'lü, 3, 4, 5, 6, 7 tane 14'lü zincirim var. 7 bölü kaç tane 15'li zincirim var? Sadece bir tane. O da eşittir. 7 olmuş olur oranı. Bu tarz sorular karşımıza çıkacaktır. Bir örnek yapmış olduk. DNA'nın replikasyon aşamaları var arkadaşlar. DNA'nın replikasyon aşamalarını tek tek ele alacağız. Bir dahaki videomda DNA, DNA replikasyonu DNA replikasyonunda replikasyon orijinlerini anlatacağız. Okazaki parçalarını anlatacağız. Prokaryotlarda eşlenme, ökaryotlarda eşlenme bunlara değineceğiz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.